Adı gibi güzel ilçesi Güzelbahçe'den, Atatürk Kültür Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Halk Arenası'nı bu akşam İzmir'in güzel ilçesi Güzelbahçe'de gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Tuncel Kurtiz sahnesi burası. Bu çok güzel sahneyi bize bu akşam Halk Arenası için tahsis eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Sayın Mustafa İnce'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkan. Çok değerli konuşmacı konuklarımız var ama önce bizi bu akşam onurlandıran diğer İsimleri size anons etmek istiyorum. Elimden gelse bu salonda bulunan, bu buz gibi kış gecesinde bizi yalnız bırakmayan ve salonumuzu dolduran değerli Güzelbahçelileri tek tek duyurmak isterim. Ama herhalde program biter. Hepinizi sayıncaya kadar. Sizi temsilen, örneğin aramızda eski bakanlardan Sayın Yaşar Okuyan. Geçmiş olsun, kendisi bir karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti ve çok şükür sağlığına yeniden kavuşmuş olması hepimizi çok mutlu ediyor. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Milletvekillerimiz var. Örneğin Sayın Taceddin Bayır bizimle birlikte. Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan, oradan yakinen tanıdığınız meslektaşımız, arkadaşımız Sayın Atilla Sertel. Güzelbahçe Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Çağlayan Bilgen. Kendisi bu gecenin hazırlanması için bu salonun böyle bir gelincik tarlası gibi bayraklarımızla dop dolu olması için çok uğraştı. Teşekkür ediyoruz Çağlayan Bey. Ayrıca Parlamenterler Birliği Başkanı, eski milletvekili Sayın Metin Öney bizimle birlikte. Ve yakinen tanıdığınız diğer isimler, halkın avukatı sevgili Murat Ergün. Benim değerli meslektaşlarım, sevgili Korcan Karar, Muzaffer Ayhan Kara, Gökmen Ulu, Orhan Baykal, Halk Arenası yayın yönetmeni Atilla Köprülüoğlu ve merkezde Kadir Çankaya bizimle birlikte. Unuttuklarım olabilirse lütfen. Kani Beko var. Kani Beko, Sayın Milletvekili. Bana isminizi vermediler. O nedenle anons edemedim. Neyse. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki il başkanı Sayın Asuman Güven. Evet. Böylece anonslarımızı yaptıktan sonra şimdi konuşmacı konuklarımızın takdimine sıra geldi. İlk konuğum, ülkemiz ekonomisinin içinden geçtiği sıkıntılı sürecin nedenlerini ve bu sarmaldan çıkışın yollarını en iyi anlatan akademisyenlerden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Selin Sayek Böke. İkinci konuğum, çalıştığı haber kanalının ana haber bültenini başarıyla sunarken gerekçesiz bir biçimde görevine son verilen, buna karşın mesleğini aynı ilkeli ve dürüst çizgide yapmaya devam eden televizyon habercisi ve yazar meslektaşım değerli Nevşin Mengü.
gecenin son konuğu. O da Nevşin Mengü gibi ilk kez halk arenasına katılıyor. Çocuk haklarının Yılmaz savunucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin en genç üyesi Avukat Sayın Gamze Pamuk Ateşli. Düğmen reçete bence burada. Neden derseniz, böyle genç iki kadın yoldaşla birlikte bu sahnede böyle birikimli bir televizyoncuyla birlikte olmak, Türkiye'nin bu birazdan tarif edeceğim ağır koşullarını nasıl aşmak gerektiğini yanıtı bana sorarsanız. Bizim deneyimi değerlendiren, bilgiyi değerlendiren, kadınları içine alan, toplumu kapsayan yeni bir siyasete, yeni bir reçeteye ihtiyacımız var. Çünkü hakikaten çok ağır bir tablodan geçiyoruz. Şimdi bu ağır tabloyu ben tarif edeceğim ama açıkçası tarif etmeye ihtiyacı olmadığını her söylediğim cümlede de herkes hissediyor olacak zaten. Şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugün asgari ücret tespit komisyonu bu ara toplantı halinde. Türkiye'de bugün asgari ücret 1603 lira. Ama açlık sınırı, yani sofraya aç kalmamak için koymamız gereken, yemek için ödememiz gereken para 1943 lira. Şimdi bu gerçek karşısına şu soruyu sormak gerekiyor. Açlık sınırının 1943 lira olduğu bir yerde, eğer asgari ücretle çalışanlar 1603 lira kazanıyorsa, bu ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Kriz vardır. Başka bir veri daha paylaşayım. Sadece bir sene içerisinde okul masrafları, kırtasiye ve okul kıyafeti masrafları %40 artmış. Soruyorum size, gelirlerin hiç artmadığı ama çocukların ihtiyaç duyduğu kırtasiyenin, okul kıyafeti masraflarının %40 arttığı bir ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Yanıtı çok belli. Veya bir istatistik daha vereyim. Hepimizin hayatında doğrudan hissettiği ve gelmiş olan kara kışta daha da yoğun hissetmeye başlayacağımız. Sadece 9 ay içerisinde elektriğe ve doğalgaza ayrı ayrı %30'un üzerinde zam geldi. %30'un üzerinde. Bütün diğer zamlarla birlikte bundan bahsediyorum. Şimdi gelirlerin hiç artmadığı, hatta artma ihtimalinin de olmaması için elinden geleni ardına koymayan bir iktidarın altında, onun gölgesinde yaşanan bir ülkede, eğer elektrik fiyatları %30 artmışsa, eğer doğal gaz fiyatları %30 zamlanmışsa, bu ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Yanıt çok belli. Şimdi çok açık ki şunu yüksek sesle ve her yerde söylememiz gerekiyor. Kriz var. Kriz var. Ağır bir tablo yaşıyor bu ülke. Bunu ekonomide biraz önce tarif ettiğim en temel verilerde görüyoruz. Bir tane daha paylaşayım. Çocuk bezi fiyatları. Bir sene içerisinde 30 liradan 63 liraya çıkmış. 30 liradan 63 liraya. Çocuk bezinden bahsediyoruz. Şimdi bu tablonun içerisinde iktidarın sürekli söylediği şey ne? Kriz mriz yoktur diyor. Hocam bir saniyenizi alabilir miyim? Şimdi ben salonumuzu dolduran değerli konuklarımıza soruyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve dürüstçe soruma cevap verin. Kriz var diyenler elini kaldırsın. Bütün eller kalktı. Ya bütün ellerin kalkması o kadar doğal ki. Halkın krizi var. Kriz olmayan tek yer var ülkede, o da saray. Saray ve sarayın yanlışı. Kanalı ve çok gazete var. Muhalefetin sesini duyurabileceği çok az kanal var. İşte Halk TV bunlardan bir tanesi. Benim şimdi çalıştığım Deutsche Welle Türkçe, işte BBC bunlardan bir tanesi, Tele 1 bir tanesi. Şimdi bir de tabii işin şu tarafı da var, yani yeri gelmişken. Bir ülke ne kadar kendi basına ağır sansür uygularsa, bu sefer dışarıdan gelen yabancı basın o kadar etkin hale geliyor. Ben İran'da çalışırken de bunu çok gördüm. Yani bütün medya kanalları sansürlü olduğu için herkes BBC Farsça'yı izliyor. Yani hani iktidar burada çok akıllıca bir şey yaptığını düşünüyor. Bütün medyayı kontrol altına alırsam her şeyin dizgini bende olur zannediyor ama o işler öyle olmuyor. Bu sefer de dıştan gelen etkiye daha çok kendinizi açmış oluyorsunuz. Hani bu ayrı bir mesele. Dedim ya, iş çok asimetrik. İşte iktidar, işte bu kriz var mı yok mu?
Kriz yok. Yani İç Anadolu'ya şimdi İzmir tamam burası bir CHP kalesi. Ama İç Anadolu'ya gittiğimiz zaman yani Yozgat'a gittiğin zaman, Çorum'a gittiğin zaman, işte Ankara'dan yeni geldim ben. Ankara'da sokaklarda gezdiğin zaman kriz yok. Vatandaş bilmiyor krizi olduğunu. Haberi yok insanların. Yani doğalgaz zammından haberi yok insanların. Böyle bir gerçek var. Çünkü medyanın ağırlıklı bir kısmı bu zamlara hiç yer vermiyor. Bir de öyle tehlikeli bir yere girildi ki şundan tehlikeli, şöyle bölündü. Buna yankı odaları diyorlar yabancılar, yani iletişim bilimciler. Yankı odası demek şu, hepimiz kendi fikrimizdeki insanları diyelim Facebook'ta, Twitter'da takip ediyoruz ve o kanalları izliyoruz. Dolayısıyla sadece kendimiz gibi düşünen insanları duyuyoruz. Şimdi kutuplaşma insanları buna itti. Yani sizler sadece Halk TV izliyorsunuz ama diyelim ki Erdoğan'ı seven birisi hiç Halk TV'yi açmıyor bile. Burada ne konuşulduğundan haberi bile yok. Onun için o kadar... Böyle bizi izliyorlar. İyi bir şey, ne güzel. Bizi izliyorlar. Ne güzel. Ben trollerden siz de arada bir haber izleyin bence ne diyorlar diye birbirini anlamak için, anlatabiliyor muyum? Yani ha, demek istediğim şey öyle bir o kanallar kapandı ki halkın büyük bir çoğunluğunun gerçekten haberi yok. Ve bu çok tehlikeli. Bu tabii muhalefetin de elini çok güç duruma düşürüyor. Herhalde burada muhalefetin yapması gereken, bilmiyorum Selin Hocam ne yapıyorsunuz ama anca sokak sokak gezip sesini duyurabilirsin. Yani evet. Başka türlü bütün kanallar kapalı. Aslına bakacak olursanız 2013 bence burada çok şey bir dönüşüm yılı oldu. 2013 gezi ve gezi sonrasıyla beraber iktidar yeni bir stratejiye geçti. Yani şuna geçti iktidar. Mesela eskiden hem işte diyelim ki CHP milletvekili ve AKP milletvekili aynı program alıp tartıştırabiliyordunuz. 2013'ten itibaren bir strateji olarak bundan vazgeçtiler. AKP'liler kesinlikle muhalefetle aynı programlarda yer almamaya başladı. Muhalif adettikleri kanallara kesinlikle çıkmamaya başladı. Soru sordurmamaya başladılar. Şu anda mesela milletvekilleri, bakanlar katıldıkları programlarda soruları önceden istiyorlar. Hiç siz duydunuz mu eskiden böyle bir şey? Eskiden bir siyasetçi... Yani bu şeyin gazeteciliğin doğasına aykırıydı. Eskiden hiçbir siyasetçi de tenezzül etmezdi böyle bir şey istemeye. Şimdi sorular da önceden veriliyor. İstenmeyen sorular sorulmuyor. İstenen sorular sadece soruluyor. Yani bütün siyasetçiler için mi bu? İktidar siyasetçileri için böyle. Yani gayet de bunu hepimiz biliyoruz. Bütün gazeteci arkadaşlar da biliyor. Dolayısıyla herkes kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ve bir alternatif gerçeklik yaratılıyor. Herkes de bu alternatif gerçeklikte yaşıyor, gidiyor. Yani maalesef böyle bir acıklı durum var ama bu normal değil. Yani aslında bence buna en çok iktidarı savunan insanların karşı çıkması lazım bana soracak olursanız. Çünkü yani bir rüyayı, bir yalanı bir yere kadar yaşatabilirsiniz. Yasak olduğu halde çalıştırabiliyorlar. Ve iktidar 2018 yılını çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etmiş olduğu halde hiçbir somut adım atmadı. Yani orada evinde makarna pişiren kadın da mağdur. Çok iyi şartlarda çalışan insanlar da mağdur. Çünkü hem emeğinin karşılığını alamıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi halkın hakkını savunuyor. Bizler burada iktidarın yapmamış olduğu şeyi yapıyoruz. Gerçekleri dile getirmeye devam ediyoruz. Ekonomik sorunlar senin hocamın konusu. Hani onun alanına çok müdahale etmek istemiyorum. Peki sizin gördüğünüz bu dönemdeki çocuk hakları ihlallerinde en önde gelenler hangileri oluyor? İstismar, tespit ettiğiniz mağduriyetler neler? İstismar azımsanmayacak kadar had safhada. Avrupa Konseyi'nin bir raporu vardı. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Avrupa kıtasındaki ülkelerin hak ihlallerine, daha doğrusu cezaevindeki şartlara bakmışlar. Hangi suçlardan tutuklular var diye. Araştırma konusu 2013 ve 2018 yılları arasındaki yılları araştırıyorlar. Ve burada cezaevlerinde istismarda hüküm giyenlerin sayısı 523'ten 12.253'e çıkıyor. Yani inanılmaz bir sayı. Türkiye'deki sayıyı söylüyorum. Ve Türkiye gerçekten çocuk hakları konusunda, insan hakları konusunda sınıfta kalmış durumda. Hiçbir adım atılmıyor. Yargı deseniz zaten apayrı bir konu. Burada medya bağımsızlığını az önce Nevşin Hanım dile getirdi. Ama yargının bağımsızlığını tartışacak olursak çok güncel bir konu, çok da tartıştığımız bir konu. Çok uzak bir tarih değil, 10 Ocak 2017'de 680 sayılı kanun hükmünde kararname ile hakim ve savcı olmanın şartı olan 70 puan barajı vardı. Yani sınava girildiğinde 70 puanı geçerseniz mülakata hak kazanıyordunuz. 10 Ocak 2017'de 680 sayılı KHK ile bu kaldırıldı. Biz hukukçular direndik.
Dedik ki eğer siz bu 70 barajını kaldırırsanız yargıda kadrolaşmaya ve bir şekilde AKP yandaşlarının hakim savcı olmasının yolunu açacaksınız. Yapmayın. Yargıyı biraz bağımsız bırakın. Bu alanda mücadele ettik, ses çıkardık. Ancak iktidar yine bildiğini okudu. Bu KHK ile 70 barajını kaldırdı. 4 Aralık'ta Adalet Bakanımız bir konuşma yaptı. Tekrar bu barajı getireceğiz dedi. Bu bir yılda ne değişti? Bir olayı köşemde yazdım. Bir günde yazıyorum Salı günü. Evet, orada yazdım. Evet. Onu seyircilerimize de tekrarlar mısın? Tabii daha genç muhabirdim ben o zaman. Hakikaten her sabah bir dalgaya uyanıyorduk. İşte Ergenekon'un birinci dalgası, Ergenekon'un bilmem kaçıncı dalgası. Her gün sabaha karşı insanlar, sabaha karşı 5'te 6'da evleri basılıyordu ve insanlar evlerinden alınıyordu. Fakat medyada öyle bir şey vardı ki, öyle bir hava vardı ki çok acayipti. Ben de gerçekten çok daha gencim, anlamaya çalışıyorum ne oluyor, ne bitiyor. Ya burada bir gariplik mi var falan dediğin zaman, ooo darbecisin sen. İşte sen ne deniyordu, askeri vesayeti istiyorsun falan. Hiç kimse bir şey diyemiyordu ve aslında Türkiye çok çok karanlık bir 5-6 yıl yaşadı. İnanılmaz ve dönüp baktığımız zaman altından neler çıkıyor şimdi. Ama şunu unutmamak lazım, Türkiye'deki bütün seküler kurumlar bu Ergenekon dalgalarıyla aslında tasfiye edildi. Ve bana soracak olursanız bu Ergenekon davalarıyla Türkiye'de o işte laik kesim, seküler kesimin kendine olan güveni yitirildi. Bütün sistem değiştirildi. Şimdi dönüyor deniyor ki Ergenekon yokmuş. Deniz kuvvetleri yok. Ergenekon yok denmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü hiçbir kurum kalmadı. Yani bütün kurumlar, o davalar bahane edilerek tasfiye edildi. Ve bütün, yani düşünsenize Adil Serdar Saçan'la neydi? Sedat Peker aynı davadan yargılandı. Aynı örgütün üyesi olmakla falan suçlandı yani. Olacak şey değil. Bir kepazelik, ama bu kepazelik dedi diyen insanlar doyulmadı. O zaman hatırlıyorum ben Beşiktaş Adliyesi'nin önüne de insanlar geliyorlardı destek vermek için. Öfkelilerdi insanlar. Hiçbirimiz kameralarımızı o insanlara, öfkeli insanlara döndüremiyorduk aslında bakacak olursanız. Neyse o anlatılıyordu. O dönem Zekeriya Öz'le ilgili benim önümde bazı belgeler vardı. Zekeriya Öz'ün işte bir takım psikolojik rahatsızlıkları olduğu, çokça şikayet edilmiş çünkü. Hatta Balıkesir'de çalışmış, Balıkesir'de savcılık yapmış. Duruşma sırasında çekirdek çitlemiş, işte kadın hakime saldırmış vesaire vesaire. Böyle bir dosya. İşte neyse adını vermeyeyim çalıştığım kurumun genelliğin yönetmeni. Ya dedim bende böyle bir şey var bu adamla ilgili. Aman dedi hemen bu sen git at, yak bu dosyayı ne yapıyorsan yap. Yap mı dedi. Başımıza iş alacağız dedi yani. Ben de korktum hakikaten yani. 25-26 yaşında muhabirim. Ya dedim herhalde biz de bir götürecekler Ergenekon'dan falan ama yani işin başından beri aslında neyin ne olduğu belliydi Uğur Bey. Herkes her şeyi biliyordu. Kimse hiçbir şey söylemedi. Söyleyemedi maalesef. Ve her verdiğimiz kurumdan bir sonrakini kaybetmeyi garanti ettik. Evet. Olan bir eşitlikçi düzene ihtiyaç var ve hukuka, birbirine insan gözüyle bakan yeni bir toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu çocuk istismarının rakamları bilinmiyor dedi. Hocam şimdi reklamlara çok az bir süre kaldı. Bir konu açmayalım. Yine Ergenekon temelinde konuşalım. Onu çok önemsiyorum. Bir küçük şey söyleyeyim, tamam, onu kapatalım lütfen. Çocuk lütfen. İstismarını. Yani çocuk istismar rakamlarını bilmiyoruz ama mesela şunu söylüyor iktidar. Merkez Bankası en son dedi ki 1.8 milyon insan asgari ücretten daha düşük ücretle çalışmaktadır. Ya asgari ücretin tanımı ne? En düşük, asgari alınması gereken ücret. Şimdi bir iktidar çıkıp diyorsa ki ben önce bir asgari ücret tanımlıyorum, bundan düşüğü olamaz diyorum. Sonra da resmi raporuma girip diyorum ki 1.8 milyon insan da benim asgari düzey dediğim ücretin altında çalışıyor. Yani çocuğu gözü görmez ki, görmüyor. O hukuksuzluk, o güvencesizlik, o yok sayan anlayışla zaten bir düzen kurmuş. Ergenekon'la ortaya çıkardığı yıkım da tam da işte bu anlayışın bir dışa vurumuydu. Yani bunları hakikaten yeniden bu özü hatırlamamız gerekiyor. Neyle kavga ettiğimizi ve yerine konulması gerekenin özünün ne olduğunu burada her örnek ayrı ayrı hatırlatıyor bize. Şimdi tekrar size döneceğim. Bir 5 dakikamız kalacak. O dönemde Nevşin'in dediği gibi işte gazetelerde boy boy listeler yayınlanıyor. Cezaevine girmesi gereken gazeteciler. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve
buradan kendisine en içten acil şifalar dileklerimi gönderiyorum. Sayın Deniz Baykal, o cadı avının dalga dalga toplumun üzerine geldiği, Cumhuriyet'in tüm kurumlarının tahrip edildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Deniz Kuvvetleri'nin yok edilmeye çalışıldığı, laikliğin cendere içine sokulmaya çabalandığı ve Türkiye'nin ne kadar yurtsever siyasetçisi, gazetecisi, aydını, yazarı, çizeri varsa hedef gösterildiği dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o yüce çatısı altında çıktı, dimdik durarak bu davanın sanıklarının avukatı olduğunu söyleme cesaretini gösterdi. Hakikaten o gün için çok değerli bir direnişti, çok değerli bir dik duruştu ve bugün Sayın Deniz Baykal'ın o dik duruşunda ne kadar haklı olduğunu, o günkü değerlendirmesinin, o günkü analizinin, ileriye dönük olarak yorumlarının ne kadar gerçekçi olduğunu tarih gözler önüne serdi ve bunlar tarihin hafızasına bir daha asla silinmeyecek şekilde kaydedildi. Ulaşılamadığını, bunu özellikle tırnak içinde yazdım, okuyorum, bir çarpıtma veya işte değişik bir yorum yapıldı denilmesin diye. Bunun için de devletin şirkete 5 yılda toplam 26 milyon 691 bin avro ödediğini açıkladı. Yani uçmayan yolcu için şirkete milyonlarca avro ödenmiş oldu. Bunu şu ekonomik sıkıntılarla dop dolu süreçte nasıl yorumluyorsunuz? Yorumuna geçmeden önce sizin çok nezaketle ve bir hani gazeteci özeniyle söylediğiniz haberin detayını da açmak gerek. 100 yolcu geleceği varsayımıyla garanti vermişler. Yani denmiş ki Kütahya Havaalanı'nı yaptırdıkları yandaş rantçı sermayeye sen rahat ol, buraya gelecek her yolcu ben zaten gelmediği takdirde parasını vereceğim. 100 kişi gelecek demişler. Kaç gelmiş? 1, 2, 3, 4. 4 yolcu. %4. Yani 96, %96 gelmeyen yolcunun parasını kim ödemiş? Biz ödedik. Hazine garantilerinde hazineden ödendi. Devlet ödedi. Hazineye o parayı kim verdi? Biz verdik. Vergimizle verdik. Harap olsun. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin elinde olan paranın, verginin, zaten %86'sı vergilerden geliyor o paranın. O verginin de %70'ini tüketim üzerinden dolaylı vergilerle hepimiz ödüyoruz. Yani o garantileri alan multimilyarder rantçı sermayedar da 1603 lira asgari ücretle geçinen mavi yakalı işçi de aynı vergiyi ödüyor. Kalan %30'luk doğrudan ödenen verginin de 2/3'ünü bordrolu maaşlı çalışanlar ödüyor. Rantçı sermaye ne yapıyor? Bizim ödediğimiz vergiden garanti alıyor. Hem de Türk lirasıyla da almıyor o garantiyi. Euro ile alıyor. Şimdi şunu göz önünde bulun. 22'de 1 milyonu aşacağını söylüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 milyon öğretmen ve ailesinin bir açlığa, umutsuzluğa mahkum edilmesi ve bazı fakültelerden mezun olanların da neredeyse hayat boyu kendi okudukları alanda iş bulamayacaklarının artık bir gerçek olarak karşımızda duruyor olması. Bu hem bir toplum için hem de o toplumun genç kesimi için hakikaten çok acı ve insanın yüreğine oturan bir ülke gerçeği olarak karşımızda duruyor. Ben yazımı yayınladıktan sonra, bugün Sözcü'de çıktıktan sonra çok değerli eğitimci Sakin Öner'den bir mesaj aldım. Onu Nevşin paylaşmak istiyorum, sonra bizim mesleğimize getireceğim. Yazdıklarınıza %100 katılıyorum. Eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin kontenjanlarının ihtiyaca göre hızla düşürülmesi gerekir. Mesela yılda 800-900 beden eğitimi öğretmenine ihtiyaç varken 10 bin mezun veriliyor.
2004 yılında Türkiye eğitim sisteminin sorunları ve öneriler konusunda konferans için Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'nin Karadeniz Ereğlisi'ndeki eğitim fakültesine gittim. İşte salondaki konferanstan sonra fakülteye davet etmişler. Bina ilkokuldan bozma bir binaydı. Küçük sınıflar, doğru dürüst kütüphane, laboratuvar yok. Hocaların özel odası yok. Küçük bir odada oturuyor hepsi. Bunlardan daha vahimi, sadece dekan, profesör, iki yardımcısı, yardımcı doçent, diğer hocaların tamamı lise öğretmenleri ve serbest meslek mensubu. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar üniversitede ders veriyorlar ve üniversiteden öğrenci mezun ediyorlar. Resmen fakülte değil, yüksek lise. Yani yüksek okul bile değil, yüksek lise. Ondan sonra da eğitim sistemimiz çöktü diye ağlıyoruz. O gün çok üzüldüm. İnşallah 14 yıl sonra bugün olması gereken fiziki yapıya ve akademik kadroya ulaşmıştır diyor ama ben açıkçası pek iyimser değilim. 80 kişi birden mesela kapı dışarı. Sanki çok iş alanı varmış gibi. Nevşin bu konuda ne düşünüyorsun? Uğur Bey, öğretmenler demiştiniz. Ben de bir haber için yani başka bir röportajdayken böyle sözleşmeli bir öğretmenle denk geldim. Epey konuştuk ve şunu da anlatıyorlar öğretmenler yani bizim meslekten öte. Çok düşük ücretlere çalışıyor sözleşmeli öğretmenler tabii. Yani karın tokluğu bile değil. Yani o günkü belki öğle yemeği parası. Bir de yani o kadar herhalde çarpık bir sistem onu anlıyoruz. Her dersin hocası da her okulda yok. Yani mesela bir Türkçe öğretmeni ben matematik dersine de giriyorum dedi sözleşmeli bir öğretmen. Yani bir de işin bu tarafı da var. Demek ki bir planlama sıkıntısı var. Yani işte okullarda öğretmen yok. Bir yandan bakıyorsunuz. İşte öte yandan da atanamayan da binlerce öğretmen var. Demek ki planlama sıkıntısı var. Hatta bir işin şu boyutu da var. Hep hani Sayın Erdoğan iktidara gelirken işte toplum mühendisliği yaptılar diye suçladı kendinden önceki iktidarları ama aslında en çok toplum mühendisliğini mevcut iktidar yapıyor. Hani bu da bilinerek yapılan bir şey. Ne oluyor? Daha çok İmam Hatip açılıyor. İşte daha çok ilahiyat fakültesi açılıyor. Diyanet daha fazla eleman alınıyor Diyanet'e ve daha fazla eleman alındıkça yeni iş sahaları açılıyor bu memurlar için. İşte en son manevi danışmanlık verecekler okullarda şu bu. Mesela tamam tabii Diyanet'in Türkiye'deki fonksiyonu çok önemli aslında. Diyanet tarikatların, sapkın tarikatların önüne geçmek için kurulmuş, devlet eliyle kurulmuş önemli bir kurum. Ama şu anda o fonksiyonda mı kullanılıyor? Yoksa anlaşılan işte bu yeni yaratılan toplum, yeni işte iktidarın idealindeki toplumun bir iş edindirme yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir maaş bağlama yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve yani toplum içinde de fonksiyon ne kadar etkili tartışılır. Şimdi işte en son Aladağ'daki yurt yangını dedik ve medyanın onu hiç konuşamaması meselesi dedik. Aladağ'daki kurt yurt kimin elinde? Süleymancıların elinde değil mi? Ve ne yapmıştı Süleymancılar? Şimdi muhafazakar bir tayfat ve kız çocukları çıkmasın yurttan diye üstte kapıyı kilitlemişler. Allah Allah. O çocuklar tarikat nedeniyle öldü aslında. Anlatabiliyor muyum? Hani Diyanet aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların, şeyhlerin, şıkların önüne geçmek için, insanlara doğru İslam'ı öğretmek için kurulmamış mıydı? Bunca yeni istihdam yapılıyor Diyanet'e. Nerede bu Diyanet? 2007'ye kadar ekonomi politikalarında da benzer bir ayrışma vardı. O dönem demokratikleşme gibi gözüken, o dönem finansal ve makroekonomik istikrar sağlayan kurumların kurulduğu bir dönemdi. Ama bir şeyi de çok net yaptılar o dönemde. Sosyal devleti yıktılar. Mesela en son bu şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle gördüğümüz şeyin başlangıcı 2002-2007 idi. Demokratikleşme adı altında da kendilerini güçlendirecek bir ittifak diye gördükleri için esasında aydınlara, batıya hoş gözükmek adına yaptıklarını, gerçeğin bu olduğu, özün bu olduğu 2007'den sonra her aşamasında çıktı zaten. Peki. Gamze Hanım, şimdi size uzmanlık alanınızla ilgili bir soru yönelteceğim. Ancak bugün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sayın Davutoğlu yakınmış. Demiş ki işte benim bir erkek kardeşim olduğu söyleniyor. Onun da FETÖ'cü olduğu söyleniyor. Tamam, benim 6 kardeşim var ama erkek kardeşim yok. Hepsi kız. Bunu açıkladıktan sonra da Ahmet Davutoğlu erkek kardeşini inkar etti şeklinde yine iftira ve yalanla üzerime geliyorlar. Vicdansızlık falan gibi bir değerlendirme içinde bulunmuş. Şimdi bu yeni bir durum değil. FETÖ'cüler
bu günkü iktidara sırtlarını dayadıkları dönemde de bir sürü iftiralar atıyorlardı ve iktidar seyirci kalıyordu. Ne zaman 15 Temmuz hain kalkışması oldu, ondan sonra desteklediğimiz bir FETÖ'yle mücadele süreci başladı. Ben hiç unutmuyorum, şu anda yurt dışında kaçak bulunan bir profesör köşesinde şöyle yazdı: Uğur Dündar, dindar olan soyadını dündar olarak değiştirmiş dedi. Şimdi... Yani o kadar iğrenç bir durum ki, benim bir defa soyadım tabii ki Dündar. Babam bu devlete 33 yıl emniyet teşkilatında hizmet etmiş, Sarı Osman lakaplı Osman Dündar, bacağında iki kurşunla toprağa gitti. Bir defa insan bakar yani nedir ne değildir. Ayrıca yani benim dindarlığımdan sana ne? Ben dindar olduğumu sana anlatmak durumundayım. Durumunda mıyım? Yani bu tür